Baba, Ali Rıza konusunda benden istediğin şeyi yapamayacağımı biliyorsun. Bir tek şey istedim senden. Şu hayatta babanı memnun etmek için bir tek şeyi ne zaman yapacaksın acaba? Emin misin? Yes. Umarım bu söyleyeceğim şey seni biraz olsun memnun eder. Füsun'la evlenmeye karar verdik baba. Karar verdiniz. Bu kararı vermeden önce bunu benimle, babanla istişare etmen gerekmiyor muydu? Gereksiz ve sonuçsuz tartışmalara girmemek için bu kararı şimdi sana söylüyorum baba. Hiç söylemeseydin daha iyiydi be. Anlaşılan o ki gözünüzde fikirlerimizin bir kıymeti yok. Baba, fikirlerimiz farklı olabilir. Hı hı. Birbirimizden beklentilerimiz de farklı olabilir. Bunlar da boşa çıkabilir. Hı hı. Ne olursa olsun babam olarak bu mutlu günümde yanımda olmanı istiyorum. Eğer avukat hanımın sevgisi sadece sanaysa diyecek bir lafım yok. Ama eğer derdi Ersoylu soy ismine varis olmaksa bunu ispat etmesi lazım. Anlamadım. Yok, anladın. Gayet basit bir söylediğim. Boşanma aşamasında senden hiçbir maddi talebi olmayacağına dair evlilik sözleşmesi imzalarsa benim için hiçbir sorun yok. O zaman sizin saf sevginize inanırım. Ve bu evlilik için üzerime ne düşüyorsa yaparım. Özür dilerim efendim. Bölüyorum ama önemli bir mevzu. Ne var Rıfkı, söyle. Aşçının tarif ettiği adamı bulduk. Adamları yolladım, alıyorlar. Söyle beni beklesinler. Bu işle bizzat ilgileneceğim. Baba! Hayatım hakkında önemli bir konu konuşuyorduk burada. Konuşma bitti Murat. Ben az önce son sözümü söyledim. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hasta kabul etmeye başladın mı? Hayır. Bugün personel görüşmelerini yapacağım. Yarın da her şey hazır olmuş olacak. Bu seni daha az göreceğim anlamına mı geliyor? Bak şimdiden söyleyeyim. Ben çalışırken inanılmaz ters bir insan olabiliyorum. Hasan abinin salonunda tanıklık ettim. Ali Rıza, ben babamla konuştum. Artık biraz daha anlayışlı. Biraz daha sakin. Ne yumuşattı babanı? Babam bana derdini açık açık anlattı. Ve sadece tek bir şartla ilişkimize onay verebileceğini söyledi. Şartını biliyorum halde. Ali Rıza, sence de kaygılanmakta haklı bir tarafı yok mu? Yani mutluluğumuz için hepimiz bir fedakarlık yapmak zorunda kalıyoruz. Babam köşesine çekilmeyi düşünüyor. Eğer sen de vazgeçersen... Ben senin için her türlü fedakarlık yapmaya hazırım. Ama benden istenen fedakarlık değil. Ben işimi bitirmeden girdiğim yoldan dönemem. Bana karşı duyduğun sevgi seni o yoldan döndürecek kadar güçlü değil mi? Hmm.
Halide, ben bunları düşünmüyor muyum, hesap etmiyor muyum sanıyorsun? En az baban kadar biliyorum bu yoldaki tehlikeleri. Farkındayım. Şimdi benim senin sevginle dolup taşan bir kalbim varsa... bu bir gün kardeşimin intikamını alacağıma inandığım için. Ben vazgeçersem her şeyden vazgeçerim. Hayatta tutunacak bir şeyim kalmaz. Bizden de mi vazgeçersin? Asla. Sen yanımda olduğun sürece senden vazgeçebilir miyim? Rıza, biz ne yapacağız peki? Sen nasıl vazgeçemiyorsan ben de babamdan... Bir yolunu bulacağım. Babanı seni koruyacağıma ikna edecek bir yol bulacağım. Tamam. Merak etme. Söz. Yok oğlum, bir sakin ol ya. Sen ne kadar... Ya senin yer fıstığına falan mı? Ali Rıza. Otelde gidelim dedim ya. Lan tamam, bir sakin ol, kurtaracağım seni. Sen ne pimpirikli bir adam çıktın ya. Ali Rıza. Ne işiniz var lan sizin burada? Sana ne? Muhtar mısın? He? Görmüyor musun, hastan var. Hastan varsa kendi hastanene götür haydi. Sen niye benimle uğraşıyorsun ya? Ben seninle uğraşıyor muyum? Senin işin gücün yok mu? Sen... babaların tetikçisi değil misin? Git. Milletin bacağına sık. Git milletten araç topla. Benle niye uğraşıyorsun ya? Burak'la işiniz var sizin burada. Ya Halide Hanım, benim böcek mi ne ısırdı? Benim akrep mi, arı mı ne ısırdı? Ben kötüyüm ya. Ben kötüyüm. Bir baksanız benimle, bir ilgilenseniz. Öyle bir durum varsa hastaneye gidin. Ben burada tedavi edemem. Onların tedavisi bende Halide. Sen içeri gir lütfen. Ali Rıza, lütfen. Burada tatsızlık çıksın istemiyorum. Tamam, merak etme. Ya hadi, bana söz verdin, tutmadın. Sana okulda yemin de mi ettirmediler? Nerede o Hipokrat yemini, nerede? Tabelada yazanı görüyor musun? Gördüm. Kardeşimin adının geçtiği, anıldığı bir yerde seni bir daha görmeyeceğim. Ne babanı ne başkasını tanırım. Koparırım kafanı. Kopar. Hadi gücün yetiyorsa yap. Yap. Dur, dur. Dur, hadi. Ne oldu? Sabır gerekiyor değil mi? Sorumluluklar varmış değil mi? Öyle olmuyor işte. Tutman gerekiyormuş değil mi kendini? He? Ben istediğim yere girerim, istediğim yere çıkarım. Buna ben karar veririm. Buraya geldiysem bunun kararını da Halide verir. Ali Rıza'nın sözü benim sözümdür. Ne sebeple olursa olsun bir daha seni burada görmek istemiyorum. Ne oluyor ya? Siz kimi nereden kovuyorsunuz ya? Tamam. Burası benim mahallem ya. Ben istediğim yere girerim, istediğim yerde tedavi olurum. Buna siz nasıl karışırsınız ya? Bir dakika dur ya abi. Olay çıkarttırmayın bana burada. Abi. Bir dakika lan abi. Abi. Ali Rıza, lütfen. Lütfen buranın bu şekilde anılmasını istemiyorum. Merak etme. Biz zaten Ali Rıza'yı bitiriyoruz. Biz böyle davranarak Halide Hanım'la puan kaybediyoruz. Yürü Figo, yürü. Bizimle ilgilenecek başka insanlar var. Abi ben kötü oluyorum. Lan sus sen. Şaka yaptım, sen de bir kaldın. Ağzın yüzün kaydı. Şaka mı?